Kadınlar Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde üretimin her alanında başarılı oldular. İşte Girişimci Kadınlar programında bu hafta ekrana taşıyacağımız başarılı iş kadınımız da uzun yıllar öncelikle kendisine emek harcayarak çıkmış yola ve başarılı olmuş. İşte bu amaçla yine konusunda başarılı olmuş bir kadın hikayesiyle Girişimci Kadınlar başlıyor. Bugüne kadar yaptığımız programlarda gördük ki kadınların başarılı olmasının ardındaki en önemli etken çalışkanlık. Siz de araştırarak bir sektörü belirlerseniz başarılı olmak sizin için de kaçınılmaz olacaktır. Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey oksijen. Aslında nefes almanın bile bir tekniği bulunmakta. Sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz olan bu teknikler birlikte yapılan çalışmalarla öğrenilir ve uygulanır. Bugün Girişimci Kadınlar programında başta nefes alma teknikleri olmak üzere birçok şey öğreneceğiz. Kimden mi? Elbette bir kadından. Girişimci Kadınlar başlıyor. Harika bir enerjiyle size merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de sizin enerjinize hayran kaldım gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olun. İlk öncelikle sizi biraz tanıyalım istiyorum. Kendinizden bize bahseder misiniz? İsmim Ebru Şinik, Ayurvedik Yaşam Eğitmeniyim. Ayurvedik Yaşam Eğitmeni ne diyeceksiniz şimdi? Evet, ben ilk defa duyuyorum mesela. Detaylıca açıklarsanız bizim için de çok iyi olacak. Tabii, memnuniyetle. Ayurveda Sanskritçe bir kelime. Sanskritçe eskiden Hindistan'da kullanılan kadim bir lisanmış. Kelime anlamı olarak yaşam bilimi manasına geliyor. İşte Ayurveda yaşam bilimi manasında tüm bedenlerimizde dengeyi sağlamak için bir şifalandırma sistemi. Yaşam bilimi. Aslında böyle dinlediğinizde biraz zormuş gibi geliyor kulağa ama ilerleyen dakikalarda bunun daha detaylı bir şekilde anlatıp bu kadar da zor olmayan bir şey olduğundan hiç ben daha önce konuşmuştuk anlatacağız. Hiç zor değil, çok doğal bir şey. Doğal alan, hiçbir şey zor ve karışık değil aslında. Sadece bir iki tane nokta var zannediyorum. Kendinizi evet. Tanımanız gereken ve onu çözmeniz gereken. Oralara evet. Gelmeden önce biraz daha sizden bahsedelim. Mesela annenizden, babanızdan ve çocukluğunuzdan devam edelim. Ben Çorlulu bir aileden geliyorum. Çorlu'da doğdum, büyüdüm. İlkokulu Çorlu'da okudum. Daha sonra benim dönemimde özel okullar furyası yeni başlamıştı. Çorlu'da öyle, Çorlulu aileler öyledir. İlkokuldan sonra çocuklarını İstanbul'a genelde yatılı okula gönderirlerdi. Ben de burada İstanbul'da yatılı bir okula geldim. Almanca müfredat programında ortaokulu bitirdim. Daha sonra bir yıl Almanya'da gidip orada eğitime devam etmek istedim. Ebru genel olarak çocukken asiydi. Böyle çok kalıpları falan sevmezdi. Hepimizin çok şeydi, canlıydı yani. Fazlası çok canlı bir çocuktu. Çok hareketliydi. Ve tabii ki doğal olarak da çok eğlenceliydi. Küçük yaşlardan itibaren çok olgun bir kız çocuğu gibiydi Ebru. Ben daha haylazdım. O her zaman daha bir abla rolünü hep benimsemişti. Daha öğreticiydi. Her zaman çok güzel, çok olgun, nerede ne yapılması gerektiğini bilen bir çocukluk geçirdi diyebilirim. Ben ve diğer ablama göre çok daha farklı bir yapıya ve karaktere sahip. O da hayatımıza ayrı bir renk getiriyor tabii. Tekrar döndüm. Burada okulu bitirdim. Üniversiteyi İstanbul'da kazandım. Marmara Üniversitesi Almanca öğretmenliğinden mezun oldum. Çok özet olarak eğitim hayatım bu şekilde devam etti. Daha sonra eğitim hayatım 35'ten sonra gene başladı ama evet, 20-22-23 yaşlarına kadar eğitim hayatım bu şekildeydi. Aslında sizin eğitim hayatınız neredeyse hiç bitmemiş. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki anneyle ilişkiler nasıldı? Nasıl bir ilişkiniz vardı ailece? Kardeşleriniz var mı? İlişkileriniz nasıl? Kardeşlerim var. 3 kardeşiz. Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Ben ablayım. Ama kız kardeşimle aramızda 1 yaş var sadece. Erkek kardeşimle 8 yaş var. Güzel, mutlu, özgür bir çocukluk geçirdim. Çok önemli bir cümle sarf ettiniz. Dediniz ki özgür bir çocukluk. Özellikle günümüzde baktığınızda özgür çocuk olmak biraz zor. Peki biraz daha çocukluğunuzdan ve eğitim hayatınızdan bahsedelim. Çünkü yatılı okulda okumak ve kendi başınıza olmak bir çocuk olarak da zannediyorum ne kadar iyi hoş olsa da zorlukları da vardır. Kesinlikle öyle. Çok mahcup, çok utangaç bir çocuktum. Hatta telefon çaldığında telefona bakmaktan bile imtina ederdim, utanırdım yani çocukken. O kadar mahcup bir çocuktum. O yüzden yatılı okula başladıktan sonra hayat
değişiyor. Her şeyinizi kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sizi gerçekten çok hızlı bir şekilde olgunlaştırıyor yatılı okul. O yüzden çok rahat radikal kararlar. Radikal kararları çok severim ve çok rahat alırım radikal kararlar. Çünkü her radikal kararım benim hayatta çocukluğumdan beri hep ileri taşımıştır. Başta herkes şaşırmıştır, nasıl olur vesaire. Hep her zaman ileri ve daha bir mutlu bir adıma götürmüştür beni. Radikal kararı almak için onun bir hazırlık dönemi oluyor. Bir takım şeyler yaşıyorsunuz. Artısını, eksisini koyuyorsunuz ve kangrenli kolu kesmek lazım. Sağlıklısı bu galiba. Kimi zaman çünkü hani arada ben ilgili de yaparım. Ah tamam artık olmayacak demek yerine tamam şimdi oluyor diyebiliyor insanlar. Hani bazen bu süreci kendi kendilerine yaşamadan bir anda akıllarına estikleri gibi de davranabiliyorlar. Eğer hayatınızdaki bir takım şeylerden tatmin değilseniz, mutlu değilseniz demek ki hayatımızda değiştirmek zorunda olduğumuz bir şeyler var. Bugün hepimiz bulunduğumuz noktayı kendi seçimlerimiz neticesinde geldik. Bu noktaya gelirken, bu noktadayken eğer mutsuzsam o zaman geriye dönüp bakıp ben neleri yaptım buradayım diye bunu güzel bir tespit etmek lazım. Daha sonra da neyi değiştirirsem isteklerim doğrultusunda bir hayat kurgularımı tespit ettiğiniz andan itibaren olay bitmiştir. Orada radikal kararın kendisi geliyor zaten. Peki eğer tespit ettiğiniz şeyler yani daha doğrusu o bahsettiğiniz kangren olan kolu kesmekse yapmanız gereken şey, onun sonrası sizi korkutuyorsa ne olacak? Çok güzel bir soru. İşte o yüzden ben Ayurvedik yaşam eğitmeni oldum. Çünkü korkularımızın hepsini zihin yaratır. Biz zihnimizin esaretinden kurtulduğumuz andan itibaren korku falan kalmaz. İnsanın özünde korku yoktur. Öyle mi? Tabii ki. Biz korkuyu korkularımızın hepsini zihin yaratır. Zihin. Özden bahsediyorum. Zihin, o yüzden zihnimizi dinlendirmemiz lazım. Tüm bedenlerimizde dengeyi yaratmak zihni dinlendirmeden mümkün değil. Biliyorsunuz zihin uyurken bile çalışıyor. O yüzden bütünsel sağlık konusunda uzmanlaşmaya karar verdim. Çünkü ben de zihnim çok yoğun işlerde çalıştım. Zihnin çok yorulduğu işlerde çalıştım ve zihin yorgunluğundan ötürü ciddi anksiyete ve depresyonlar yaşamaya başladım. Hiç inanmadığım bu teknikleri adeta denize düşen yılana sarılır misaliyle denedim. Peki yüksek tahsile gelin, üniversite hayatına gelelim. Neler söyleyeceksiniz? Üniversite nasıldı? O dönemler neler yaşadınız? Lise yıllarımdan beri her zaman borsacılara hayranlığım vardı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da çok popülerdi o dönemler. Dedim ki ben borsacı olmak istiyorum. Ben borsacı olmak istiyorum. Ben borsacı olmak istiyorum dedim. Nasıl olabilirim diye düşünüyorum. Ekonomi okumadım, finans okumadım, öğretmenlik mezunuyum. Yani öyle borsacı olayım demek de olacak bir durum değil gerçekten. Öyle, kesinlikle öyle. Peki ne yaptınız? Başvurdum. Daha sonra insan isteyince gerçekten yaratıyor. O tanıdık, bu tanıdık derken iyi bir aracı kuruluş firmasında girdim, çalışmaya başladım ama o zaman satış işlemlerini kaydettiğimiz Orduno denilen, daha tam bilgisayarlı sisteme geçilmemişti, Orduno denilen satış formlarımız vardı. Bir sene boyunca sadece müşterilerin emirlerini yazdım, Orduno'ları yazdım. Daha sonra İMKB kursları açtı, brokerlık kursları. Hemen onlara katıldım, onlara devam ettim. Kazandım, çalışınca oluyor yani her şeyi yapıyorsun çünkü istiyordum içeri girmek ve içeri girdim. Yaklaşık 5,5 sene içeride broker olarak çalıştım. Toplam 6-7 yıllık İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki o broker olarak ve portföy yönetici olarak çalıştıktan sonra tabii bu dönem hemen olmuyor, o yaşarken içinden anlıyorsunuz. Yok dedim bu iş bana göre değilmiş. Bu da bana göre değilmiş. Bu iş bana göre değilmiş. Yani ben hevesimi aldım, tamam dedim borsacılık bana göre değilmiş. Çünkü sanal bir dünyadasınız ve ben elle dokunabildiğim, tutabildiğim bir şey yapmak istiyordum. Her şey sanal borsada. Oradan da istifa ettim. Ve ne yapayım diye düşünmeye başladım. Kendimi arayıştayım hala. Ne yapmalıyım? Ne yaparsam mutlu olurum? Ne yaparsam mutlu olurum? Düşünmeye başladım. Bu arada gene bir takım arkadaşlarım, tanıdıklarım vasıtasıyla yeni kurulan bir şirkette bir reklam ajansı ve TV program yapımcılığı şirketinde genel koordinatör olarak çalışmaya başladım. 2 sene boyunca orada haftada 6 gün herhalde günde 14 saat, haftanın 7. gününde bir 5-6 saat çalıştım. Aslında çok farklı işler birbirinden. Çok farklı. Hepsi çok karışık, hepsi çok stresli, hepsi çok zor.
Yani zorluk zihninizde. Eğer onun hayalini kurabiliyorsanız demek ki siz onu başarabilecek kapasitedesinizdir. Şimdi bunu biliyorsanız hayat çok basit. Çünkü o hayal gelmiş aklınıza. Onun için sadece disiplin, enerji, sebat ve gayret. Daha sonra ekstra para kazanmam gerekiyor ve ben sağa sola her tarafa saldırıyorum. Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. Birdenbire kendimi gayrimenkul sektöründe buldum. Şöyle oldu o da. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Yani dedim ki ben böyle bir takım gayrimenkul satışlarında aracılık yapayım. Muhitim var. İşte yatırımcılarla mallarını satmak isteyen insanları birleştireyim derken ben de öyle bir toplantı organize ettim. İyi bir bina buldum. Tam toplantı günü yatırımcılar yurt dışından geldiler. Yatırımcılardan bir tanesi arkadaşım. Saat 5'te toplantı var. Saat 12 gibi beni aradı. Ya Ebru dedi, çok şöyle kötü bir şey oldu. Neden vefat etti? Ben Samsun'a gitmek zorundayım. Toplantıya katılamıyorum. Eyvah dedim içimden. Çok zor ayarlanmış bir toplantıydı. Ama dedi hiç merak etme. Büyük bir tesadüf eseri, yurt dışındaki şirketlerimizin danışmanlarından bir tanesinin bugün İstanbul'da olduğunu öğrendik. Bu gece de İstanbul'da kalacakmış. Toplantıya benim yerime vekaleten o katılacak. Ah dedim bak şimdi, yani işi bitirecek adam gidiyor, danışmanı geliyor. Yani ben böyle nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Sonra çok güzel danışmanla, bir şey oldu galiba. Evet, danışmanla tanışmaya gittik. Yani toplantıya gideceğiz. Tanışmaya gittik. Ve şu andaki eşimle tanıştım. O danışman şu andaki eşim. Hayatınızın aşkıyla aslında. Evet, karşı karşıya gelmişsiniz. Hiç olmayacak bir şekilde tanıştım. Çünkü o da yaklaşık 30 yıldır yurt dışında yaşıyor. 30 yılda yaklaşık 4 kere Türkiye'ye gelmiş ve toplam 7 gece falan kalmış ve o günde bir geceliğine Türkiye'ye geliyor. Ya şimdi bu kadar evet. Değil de nedir? Bana bir geceliğine Türkiye'ye geliyor ve ben son derece aslında yapmadığım bir işle ilgili oradayım. O da aslında kendisiyle hiç alakası olmayan bir işle ilgili arkadaşının ricası üzerine toplantıya katılıyor ve biz tanıştık. Yani resmen aslında her şey belki de sizin bir araya gelmeniz için olmuş. Kesinlikle yani. Öyle kadar diyoruz buna. Buna kadar diyoruz. Fakat tabii o esnada benim aşk meş düşünecek hiç öyle bir şeyim yok. Ay bir dakika işe geleceğiz. Biz eşinizle ilgili olan o tanışma hikayesine ve işlerin nasıl ilerlediğiyle devam edelim. Tamam. Sonra tanıştınız. Tanıştık. Harika bir toplantı geçti. Toplantıdan sonra görüşmelerimiz mail bazında resmi olarak devam ediyor. O iş olmadı ama biz birbirimize aşık olduk bu arada. O yurt dışında yaşıyordu. O dönemler Zürih'te yaşıyordu. Beni oraya davet etti yaşamak için. Fakat ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul her ne kadar bu kadar bir keşmekeş ve rahatsızlıklarına rağmen benim için çok özel bir yeri var. Ben Zürih'te yapamayacağımı belirttim ve o daha sonra işlerini ayarlayarak 7-8 ay sonra İstanbul'a kesin dönüş yaptı. 30 sene sonra ve İstanbul'a yerleşti. Ne kadar zamandır evlisiniz? Yaklaşık 9 yıldır evliyiz. Peki yeniden toplantıya dönelim. Evet, o iş olmadı belki ama o toplantı sizin kariyeriniz için nasıl ilerlemenize neden oldu? O toplantı benim kariyerim için çok enteresan bir noktaya götürdü beni. Bu arada beni yabancı bir firma, bu görüşmelerimi yabancı Türkiye'de danışmanlık yapan başka bir gayrimenkul firması keşfetti diyeceğim. Ve bana iş teklif ettiler, bizim için çalışır mısın diye. Ben de uzun dönemdir işsizdim zaten. Babamı da kaybetmiştik artık. Ve çalışmak istiyordum. Çalışmak da zorundaydım zaten. Artık kardeşim daha fazla bıkmıştı bana bakmaktan. Ve o firmada çalışmaya başladım. O firmada da 6-7 yıl çalıştım. İşte o firmada çalışırken 5. 6. yıllarında ben bir nefes darlığı yaşamaya başladım. Yani nefes alıyorum. Sanki nefes böyle ciğerlerime inmiyor gibi bir hal yaşamaya başladım. Bu öyle bir duruma geldi ki toplantıdayız. Müşterilerim bana dönüp Ebru Hanım siz nefes mi alamıyorsunuz demeye başladılar. Oh. Allah dedim hakikaten yani ciddi bir anksiyete var burada. O dönemde de ben yeni evlenmişim. Her şey muhteşem gözüküyor hayatımda. Olumsuz giden hiçbir şey yok. Ben bunu çözeceğim. O yüzden koruyucu tıp, alternatif tıp vesaire. İnsanlar ne yapıyor? Dünyada neler oluyor? Biraz daha kendimizi tanıyalım vesaire. Araştırmaya başladım. Ve kadim nefes teknikleriyle tanıştım. İş hayatı boyunca yaşadığı stres ve yorgunluk Ebru Hanım'ı yeni iş arayışlarına itmiş. Gerisini kendisinden dinliyoruz. Bir
arkadaşım çok dedi ki, ya biliyor musun ben astım hastasıydım. Nefes terapilerine gittim, nefes seanslarına gittim ve şu anda astım haplarımı bile bıraktım, kullanmıyorum. Bana çok iyi geldi. Denemekten hiçbir şey çıkmaz, bir denesene dedi. Meditasyonla tanıştığım günden itibaren benim şansım, ben çok doğru bir teknikle tanışmışım benim için. Çok önemli değil mi bu? Çok yanlış doğru. Teknikler insanları çok, çok önemli. Yanlış şeyler... Çok doğru bir yere gitmişim ve çok doğru bir teknikle tanışmışım. Çok araştırdım nereye gideyim diye. Çünkü biliyorsunuz bilgi, her sektörde dezenformasyon var. Bu sektörde de özellikle yüzyılımızda çok ciddi, tüm dünyada bir bilgi kirliliği diyeceğim, bilgi kirliliği mevcut. O yüzden gerçekten hakikat bilgisini en basit şekilde veren, bilimsel verilere dayanarak deren yerleri arayıp bulmamız çok önemli. Araştırma yaptım. Bilmiyorum hiç duydunuz mu Dr. Deepak Chopra ismini? Dr. Deepak Chopra'nın çok büyük bir hayranıyımdır zaten. Kendisi bugün dünya üzerinde bütünsel sağlık dediğimiz zaman, yani beden, zihin ve ruh sağlığı bütünlüğünden bahsettiğimiz zaman dünyadaki en güçlü lider, doktor ve filozoflardandır. Şu an itibariyle 78 kitabı var bütünsel sağlıkla ilgili. Çok büyük adamdır. Baktım, Türkiye'de Doktor Chopra'nın meditasyonu öğreten var mı? Evet, birisi vardı o zaman. Hemen onu buldum. Kendisine gittim. Ondan meditasyon dersi aldım. Peki meditasyonla tanıştınız. Sizin nefes almanız ve hayatınız bambaşka bir yöne doğru ilerlemeye devam etti. Peki sonrasında olaylar nasıl gelişti? Yani şöyle gelişti. Şu anda yapmış olduğunuz mesleği nasıl yapmaya karar verdiniz? Hemen ona gireyim hızlıca. Bir gün gene işten dönüyorum ama düzenli meditasyon yapıyorum. Akşam saat 9.30. Toplantıdan çıkmışım, eve gidiyorum. Bu da hayatımın dönüm noktalarından birisidir. Eşimi aradım. O da çok yoğun çalışan bir insan. Ne yapıyorsun dedim. Ya dedi, eve geldim, buzdolabını açtım, tencereleri çıkardım, tezgaha koydum. Ama şimdi ısıtmak zor geldi. Tencereden yemeği tabağa soğuk olarak koydum ve yiyorum. Beynimden vuruldum. Beynimden vuruldum ve o benim, o derler ya hani bir aha noktası, yani bir dönüm. Dedim ki ben ne yapıyorum? Bu yaşam kalitesi nedir? Ne yapmak istiyorum? Bu mudur yaşam kalitesi? Yani bu kadar yoğun çalışıyorum. Evet, belli bir yerlerdeyim, belli bir paralar kazanıyorum ama yaşam kalitem yok. Ya eşim eve gitmiş, akşam o da yoğunca soğuk yemek yiyor yani. Böyle bir şey olamaz. Ve o an aklıma şu geldi. 10 sene sonra geriye dönüp baktığımda, Ebru bu hayatta neler yaptın diye kendine soruna ne cevap vermek istiyorsun? O yüzden dedim ki ben bu eğitimi almak istiyorum. Nerede yapılıyor bu eğitim, dünyada en iyi neresi? Araştırmaya başladım. Tabii Dr. Chopra Amerika'da, Kaliforniya'da Chopra Center Üniversitesi adı altında bunun üniversitesini kurmuş. 3 tane bölüm var. Meditasyon fakültesi, Ayurveda fakültesi, yoga fakültesi. Eşimle konuştum, izin aldım. İşten ayrıldım, istifa ettim. Bay bay dedim, ben meditasyon hocası olmaya gidiyorum. Bazen farkındalık yaşla geliyor, bazen yaşadığınız şeylerle geliyor. O hep aradı. Ararken de hep başarılı, başarıyı yakalayabildi. Ablam bir arayış içerisindeydi, yani kendini bulma arayış içerisindeydi. Evet, yaptığı sektörlerde belli noktalara ulaştı. İyi yerlere geldi fakat istediği kadar mutlu olamadı. Yani iyi bir pozisyona gelmek veya iyi bir para kazanmak insanı tamamen mutlu etmiyor. O kendini bulma arayışı içerisine girdi ve şu an yaptığı işte çok mutlu. Başka nelere iyi geliyor sizin nefes yapmış tekniği. Olduğunuz? Bir daha sayalım istiyorum aslında. Bir taraftan zihin sağlığı var, bir taraftan beden sağlığı var. Ve biraz ruh sağlığı var. Ruh sağlığı var. Fakat hayatınızda işte bağışıklık sisteminiz artıyor, zihniniz daha rahat oluyor, mutlu oluyor. Ama biraz daha böyle sıralamak adına anlatabilme şansınız var mı? Tabii, sıralayalım. Önce meditasyondan başlayayım. Lütfen. Meditasyonun işte Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi gibi üniversitelerin yapmış oldukları klinik araştırmaları neticesinde bugün bütün dünyadaki bilim dünyasınca kabul edilen en önemli faydaları, birincisi stresi giderir. İkincisi, dediğimiz evet, gibi en tehlikeli strese karşı panzehir olan bir şeydir. Geçen yıl Davos Ekonomik Forumu'nda Şubat ayında düzenlenen bir meditasyon odası vardı sürekli. Ve Time zaten bunu kapak yaptı. Farkındalık, The Mindful Revolution diye kapak yaptı Time bunu. Artık dünya oraya gidiyor. Ne dedik? Stresi giderir. Yüksek tansiyonu düzenler. Fiziksel ve zihinsel detoks yapar. Eğer normal yemek yeme düzeninize devam ederek
Önerilen doğrultuda meditasyon yaparsanız bedeninizde size faydası olmayan yağ hücreleri tahliye olur kendiliğinden. Başka saymamız gerekirse meditasyonun faydalarını, yükselen farkındalığınızda hayatı daha tatmin, daha mutlu, daha farkındalıklı yaşamaya başlıyorsunuz. İlişkileriniz iyileşip gelişmeye başlıyor. Bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Kendinizi daha iyi, daha dingin, daha huzurlu hissediyorsunuz. Harika. Peki şimdi şuna gelelim istiyorum. Girişimci kadınlar. Çünkü kadınların çalışıyor olmaları, girişimci oluyor olmaları, sizler gibi ne istediklerini biliyor olmaları çok önemli. Ama girişimci olmak için kadın olmak, erkek olmak, ne gibi zorluklar yaşadınız? Hep bunlar normalde sorduğumuz sorular ama tepkiler hep farklı oluyor doğal olarak. Ben sizin bakış açınızı merak ediyorum. Birincisi, girişimci olmak hayallerle ilgili bir şey sanırım. Sanırım benim bir mesaj vermemi istiyorsunuz kadınlara, evet, girişimcilikle lütfen. İlgili. Başarılı bir kadın olarak, vizyon sahibi bir kadın olarak, müthiş işlere imza atmış bir kadın olarak düşüncelerinizi ve hislerinizi öğrenmek istiyorum. Birincisi, ben kadın olarak iş hayatında hiçbir dezavantaj veya zorluk yaşamadım veya görmedim. Çünkü bu sizin tamamen bakış açınızla ilgili. Tam tersine ben kadın olmanın her zaman avantajlarını yaşadım. Çünkü duygusal olarak veya duygusal zeka olarak hamleleri daha önceden sezinleyip ona göre davranma lüksüne sahip oldum. Yani bir kere kadın olmanın dezavantaj değil, kesinlikle avantaj olduğunu söylemek istiyorum. Bunu bir dezavantaj olarak düşünmeyin. İşte abim müsaade etmedi, babam para vermedi, sermayem yoktu. Yok böyle bir şey. Eğer siz bir işin hayalini kurabiliyorsanız, İnsanoğlu hayalini kurabildiği her şeyi yapabilme yeteneğine ve mekanizmasına sahiptir. Zaten yapamayacağınız bir şeyse onun hayalini bile kuramazsınız. O yüzden benim özellikle tüm kadınlara vermek istediğim mesaj, özellikle bu Anadolu topraklarında yetişen biz kadınlar çok güçlüyüz. Çok güçlüyüz. Hiçbir şekilde kendimizi eksik görmeyin, güçsüz görmeyin. Hayallerinizi sınırlamayın. Asla sınırlamayın. Hayalinizi kurabileceğiniz her şeyin başarabileceğinize inanın. Disiplin, gayret, sebat, azim ve tabii ki de süreç ve inanç. Kendinize olan inancınızı asla kaybetmeyin. Başta insanlar size inanmayabilir ama siz kendinize inanıp devam ettiğiniz zaman herkes de size inanmaya başlar. O yüzden girişimcilik için önce kendinizi tanıyın. Kendinizi bilin, ne istediğinizi tespit edin. Ondan sonra da inançlarınızın peşinde sonuna kadar gitmelerini öneriyorum. Tüm seyreden kadınların ve böyle bir takım girişimlerde bulunmak isteyen kadınların, insanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey, isteyip de yapamayacağı hiçbir şey olamaz bu boyutta. Ne güzel söylediniz. Ben de sözlerinizin altına imzamı atıyorum. Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bu güzel enerjinizi bizimle paylaştığınız için. Ben de bu güzel, keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ebru Şinik Hanım'ın başarı öyküsünde bir kez daha şahit olduk ki, herhangi bir alanda ya da sektörde başarılı olmak için öncelikle bilgilenmek ve püf noktalarını bir bilenden öğrenmek gerekiyor. Unutmayın, sizler de başarılı kadın girişimcilerimiz arasında yer alabilirsiniz. Girişimci Kadınlar programı olarak her hafta sizlerin karşısına başarılı olmuş kadınları getirmekten müthiş bir keyif duyuyoruz. Başarılı olmak için çalışmanın esas olduğunu unutmadan araştırmacı olmayı tavsiye ediyoruz kadınlarımıza. Önümüzdeki hafta farklı bir başarılı kadınımızla ekranlarınızda oluncaya dek sağlıklı kalın, hoşça kalın.